Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Don't Star maceramıza kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Daha doğrusu kalmış olduğumuz yerden değil. Ben ufak bir ilerleme daha kat ettim ama yani ufak bir ilerleme daha gerçekleştirdim ama çok çok büyük bir ilerleme değildi bu. Söylemiş olduğum gibi tek seferde ekin almak istediğimden dolayı bazı ekinlerimi hemencecik kuruttum. Yani hepsini tek sezonda hasat etmek istediğim için şurada görmüş olduğunuz ekinlerimin hepsi şu an kurumuş durumda. Tekrar filtrelize edeceğim ve hepsini tek sezonda hasat edeceğim. Hani yoksa şöyle bir durum meydana geliyor. Üçü yemiş verirken birisi çürümüş vaziyette oluyor. Yani sezonu komple çıkarmıyor. Sezonu komple çıkarabilmesi için böyle bir yöntem izledim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben bu ışınlanmak için staff'ımı kullandığım zaman yamuk yumuk bir yere ışınlamıştı beni. Yanılmıyorsam bunun sebebi buraya gem koymamış olmammış. Purple gemleri yerleştirdiğim zaman, mavi gem ve kırmızı gemden oluşan purple gemi yerleştirdiğim zaman böyle bir şey meydana geldi. Sanırım bu şekilde ışınlanma düzelecek ama bundan tam olarak emin değilim ki bunların burada ne işi olduğunu da bilmiyorum. Her neyse, şimdi akşam olmadan yani çok fazla uykumuz gelmeden şu filtrelize etme işlemine başlayalım çünkü aşağı yukarı değil tüm ekinlerimi aynı anda çürütmeyi başardım. Şimdi filtrelize edeceğim arkadaşlar. Bu arada umarım size sesim çok yüksek gelmiyordur ya da ne bileyim dış ortam sesleri fazla gelmiyordur. Gerçekten bıkkınlık geldi artık bunlarla uğraşmaktan. Bakalım. Aynen arkadaşlar, hepsini filtrelize etmeye toplamda 26 tane çürümüş yiyecek yetti. Pekala. Şimdi ne yapalım? Uyuyalım bence. Sabah kalktığımızda devam ederiz. Zaten gece oyunda görme problemi çok olmasa da sıkıntılı. Birkaç ekin hasat ettim arkadaşlar. Bu arada şuraya da bir tarla yaptım. İşte oradaki tarladaki ekinleri aldım. Şunları aldım falan. Birazcık ekin birikti yanımda. Yiyecek birikti. Şunları tükettikten sonra bunları tüketmeye başlayacağım. Ve bayağı da bir balım ve yemişim var arkadaşlar. Ki daha balda oluyor yani görüyorsunuz. Büyük bir kısmını toplamadım balın. Bayağı acıkmışım yahu. 56 açlığa düşmüş. Ben niye bu kadar et yaptım bilmiyorum acaba. Eti mi bol buldum ki? Muhtemelen eti bol buldum. Yoksa hani Wilson zaten o kadar yemek yiyen birisi değil. Yani yiyecek kapasitesi o kadar fazla değil Wilson'ın. Wilson ortalama bir karakter abi. Hani Wilson ortalama bir karakter. Yeppa kaçtım. Aslında kelebek yakalayıp birazcık daha çiçek sayısını arttırabilirim de. Ay abi arıdaki azme bak ya. Arıdaki azme bakar mısın abi? Herif benden azimli yani. Ben kaçmaktan sıkıldım. Kovalamaktan sıkılmadı. Gerçekten azimli arıymış. Takdir ettim. İlle diyor soku vereceğim yani. Bu arada buradaki tuzak sayısını da biraz arttırdım ama işte yamuk yumuk bir artış oldu. Bildiğiniz gibi ilk yerleştirdiğimiz tuzaklar patladı falan filan böyle. Çok iyi bir görüntü olmadı ama en azından güvenilir mi? Güvenilir abi. Yani ben canımı buraya emanet ederim. Şuraya biraz daha tuzak ekleyebilirsem. Ki aslında ekleyeceğim ya. Şunları yerine koyayım. Daha sonra tuzak eklemeye doğru yöneleyim. 303. gündeyim. Ben şu vakitten sonra Wilson'la bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. O dev de gelmedi yani. Niye gelmedi bilmiyorum da. Dev de gelmedi zaten. Wilson'la artık pek bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Çünkü aşağı yukarı her şey oturmuş vaziyette. Ve bu arada tek sezonda hasat etme sistemi dediğim şey buydu abi. Hani şimdi ben bu yemişleri bir kere daha topladığım zaman biliyorsunuz üçüncü kez topladığımızda çürüyor. Çürüyecek, filtrelize edeceğim ve ondan sonra üç sefer daha kullanmaya devam edeceğim. Tabi bunun için şu hindiden kurtulmam gerekiyor. Şimdi kardeş yapma. Teşekkür ederim. Eğer hindi çalınıza dadanırsa arkadaşlar, hindinin girmiş olduğu çalınızdaki yemişler bir sezon ileri kayıyor. Yani atıyorum belki de böyle bir sezon daha yemiş verecekse ikinci sezon 3-5 tane veriyor. Topladığınız zaman direkt çürüyor yani olgunlaşma durumu falan meydana gelmiyor. Bu yüzden gulugulular tehlikeli. Aslında buraya ben tuzak da kurabilirim. Hadi şu alt tarafta penguenler geçiyor. Bahanem o penguenler geçtiğinden oraya tuzak kurmuyorum mındar oluyor diye. İyi ki var ya şuraya penguenler gelmiyor abi. Şuradan bir yerden fırlamıyor. Yani ben buraya hiç penguen fırladığını görmedim. Bir ara bir şuraya fırladılar gibi oldu. Onun dışında gayet iyiydi yani. Buralar sakindi. O yüzden yani iyi ki abi şuraya bir penguen sürüsü fırlamıyor. Yemin ederim kurtlar bastığında mındar ederler beni. Abi hadi.
Oba ya arkadaş, harbi bu arılar azimli ya. Vaz mı geçtiniz? Teşekkür ederim. Şu ikisini de toplamak istiyorum. Geronimo. Bayağı bir balım var zaten. Bayağı bir yiyeceğim var. Buna rağmen niye açgözlülük edip toplamaya devam ediyorum bilmiyorum. Sanırım kış yaklaşıyor ve ben kışa hazırlıklı girmek istiyorum. Bu arada arılarımız da harıl harıl çalışıyor abi. Ben bir şey yapayım. Bir dakika, hazır şuralardayken bir örümcek ağ alayım ben, çünkü olta diyorum, özür dilerim. Kelebek yakalamak için bu bugnetten yapmak istiyorum. Ne gerekiyormuş? İki tane örümcek ağ gerekiyormuş. Kelebek yakalayacağım abi bol bol. İki tane mi örümcek ağ? Teşekkür ederim. Şunları öncelikle bir eve koyalım abi. Tohum toplamanız da önemli, çünkü yani tohum olmadığı zaman ekim de yapamıyorsunuz doğal olarak. Şunları bir eve bırakayım. Ondan sonra başlayalım abi arı toplamaya. Arı toplamaya diyorum, pardon. Şunu ayrı koyarım da, çünkü bu çürüyecek muhtemelen. Yani çürümesinde daha çok var ama. Ama nasıl yapıyorduk? Yarı yarıya ayır. Şöyle birbirleriyle kar. Ne oldu abi? Hepsinin canı aşağı yukarı tam mı oldu? Ballar zaten çok zor çürüyor ya. O açıdan balları seviyorum, bal stoklamasını. Gayet güzel. Bak, bir sezon daha ekin alabilirim, biliyor musunuz? Şuradan ben iki tane daha yemiş alayım. Bir sezon daha ekin alabilirim ben. Ve hatta şuradaki mısırları ben bir kuşa kemirteyim abi. Kuşa kemirteyim ki daha fazla seed elde edebileyim. Aslında hakikaten ya, böyle kullanabildiğim sebzeleri kullanayım. Kullanamadıklarımı kuşa kemirtip bu şekilde tohum elde edeyim. Yani kuşa kemirtmek nasıl bir tabir bilmiyorum da. Kuşa yedireyim. Kuşa yedirdikten sonra hem seed elde ediyorum, hem de aman Allah'ım, full mısır seed'si geldi ama. Oldu mu böyle? Bu gayet de güzel oldu. Tamam. Dur bakalım. Akşam olmadan tekrar hızlı hareket edelim. Ya ben bir bugnet yapacaktım, öyle değil mi? Artık kelebekleri yakalamak sabaha kaldı. Aynen, kelebek yakalayacaktık. Şimdi tarlayı toplayalım. Komple mısır ekeceğiz. Ya aşağı tarafı mısır tarlası yapabilirim yani. Benim için problem değil. Aynen, alt taraf mısır tarlası olsun. Bak aslında şeyleri de çok seviyorum ya. Bu bal kabaklarını da çok seviyorum. Bol bol bal kabağı da ekebilirim. Zaten şu dragon fruit veren şeyleri seviyorum. Bir de bal kabağını seviyorum abi. Başka fazla sebze sevmiyorum yani. İyi topladık ha. Şunları da seviyorum. Bunlar ne bilmiyorum ama nar olması lazım yanılmıyorsam. Nar olabilir. Evet, nar olabilir. Hemen mısırlarımızı ekelim abi. Bu arada var ya, gerçekten Wilson'da iyi ilerledik ya. Aslında onu söylemeyecektim. Bilgisayarımın fanı beni çıldırtıyor, onu söyleyecektim. Yani oturup uzun oyun oynama durumunuz söz konusu değil. Yani muhakkak ki beyniniz böyle patates oluyor. Hissediyorsunuz abi beyninizin yavaş yavaş. Aman Allah'ım, tamam, kurtlar geliyor. Sakinim, sakinim. Sakinim, karnım aç değil, bir şey değil. Madenci şapkam var, hoppa. Çantayı buraya bırakıyorum. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Yapacak bir şey yok. Gelin. Hoppa. Hoppa. Oha. Abi herif geldi, ısırdı. Tuzaklar patlıyor. Bakın arkadaşlar, benim daha fazla tuzak koymam gerekiyor. Tuzaklar bir bir patlıyor. Şunları toplayalım bir. Uçak mı geçiyor abi, ne oluyor? Nasıl bir ses geldi ya? Aa, dur, saçmalama saçmalama. Aman tanrım dedim, ne yapıyorsun ya? Abi tozu niye alıyoruz? Sorabilir miyim Wilson? Tozu niye alıyoruz? Benim gözüm görmüyor arkadaşlar şu an. Abi şu tuzakları bir an önce şey yapalım. Onaralım. Hatta tuzakların sayısını arttırayım ben. Mutlaka arttırayım bu bölümde tuzakların sayısını. Çünkü gerçekten işimiz zorlaşıyor abi, gördüğünüz gibi. Yetmiyor ki, patlıyor zaten ya. Şuralara bayağı bir biraz daha dizeyim yani tuzak. Sağlı sollu. Şunu da resetler misin canım? Bir sabah olsa da ben bir gözümün önünü görebilsem ya. Gündüz gözüyle halletsem de daha rahat etsem. Bakın şu aralara da koyulabilir. Bak dişler de geldi zaten hazır. Ki benim evde dişim vardı ya, değil mi, çantada? Hop. 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 Var mı abi bir eksiğimiz, bir şeyimiz? Göremiyorum. Gerçekten karanlık. Ben Don't Starve'ın ayarlarıyla da oynamadım ki arkadaş.
Şunları bakalım, dolaba yerleştirelim de. Buraya geldik zaten. Yakacağımız vardı değil mi burada? Yakmaya gerek yok, zaten sabah olacak ya. Hadi bir an evvel sabah olsun, ben de şapkamı geri yerine koyayım. Sabah olacak mı acaba? Oldu mu? Tamam, sabah oldu abi. Şimdi ne yapıyoruz? Etleri buraya koyuyoruz. Sebze meyveyi buraya koyuyoruz. Yalnız ben hiç sebze yemediğimi fark ettim. Dışarının sesi olduğu gibi içeri geliyor değil mi? Bir dakika, ben camı kapatayım. Ben bu kadar kuduracaklarına tahmin edemedim. Bir dakika, hemen camı kapatıp geliyorum. Tamamdır arkadaşlar, geldim. Şimdi tuzak sayımızı arttırmamız gerekiyor. Ama kelebek yakalayacaktık. Güvenlik daha önemli. Öncelikle bir tuzak sayısını arttıralım. Şuradan bana ver abi. Tamamdır. 10 tane. 10 tane yeterli olacaktır. Şimdi benim 10 tane de şeye ihtiyacım olacak. Log'a ihtiyacım olacak ve 10 tane de rope'a ihtiyacım olacak. Bildiğim kadarıyla bu tuzakların yapımı bir ip, bir odun, bir de dişe mal oluyordu. Yarasa dışkısı alayım ya. Bahçem pis olmasın maksat. Atarız sonra. Ya şimdi benim rop yapacak ipim çok, yani şuradan toplamama gerek yok ama odunu aşağıdan keseyim. Biraz odun lazım arkadaşlar. Şu üçünü kessem yeter bana ya. Umarım ağaç gardiyana çıkıp ne yapıyorsun sen lan demez yine yani. Geçen ağaç gardiyanından dolayı ağaç kesemedim zaten. Ama şunu fark ettim. Hani sadece ihtiyacınız olan kadar aldığınızda gardiyanlar size bir şey demiyorlar. Ve tabii ki tekrar ekim yapacaksınız. İhtiyacınız olanı olduğu kadarını aldıktan sonra tekrar bunları ekeceksiniz. O zaman bir şey demiyorlar. Ama sen şimdi tutup da hani bu üçüyle yetinmeyip şunlara da dadanırsan gardiyan diyor ki kardeş sen hayırdır. Şey mi zannettin burayı? Açık büfe mi zannettin? Bak 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 bak. Aklı sıra bana saldıracak. Kafama şunu takayım da Tanzanya'ya gelmeyelim ya. Tamamdır arkadaşlar. Görevimiz tamamlandı. Şu 6 tanesini sonra ben hallederim. Atarım ya da yakarım. Şimdi 10 tane de rope yapmaya ihtiyacım var. Şuraları toplayayım bari. Zaten bunların filtrelize isteme durumu çok nadir. Yok, bu sezonda filtrelize istemiyorlar. Yanılmıyorsam bu samanların 10 sezon kadar bir filtrelize istememe durumu var. Yani 10 defa hasat ediyorsunuz, 11. defa hasat etmek istediğinizde galiba tekrar filtrelize etmeniz gerekiyor. Ya da olayı farklıydı, tam olarak bilmiyorum. Hani zaten filtrelize edecek çok fazla yerim olduğundan dolayı, çok fazla sap, saman, dal falan topladığımdan dolayı o yüzden yiyeceklerin çürümesine müsaade ediyorum. Hani bakın sebzeleri belirli bir yere kadar kullanmadım. Çok çürüyecek noktaya geldikleri zamansa gidip kuşa yedireceğim ve kuştan tohum olarak geri alacağım onları. Ama dediğim gibi yani çoğunlukla yiyeceklerin çürümesine müsamaha gösteriyorum ki şu en üstte bulunan dolabımızda filtrelize edecek malzeme biriksin. Gerçi hani penguenlerin çürümüş yumurtaları falan, onlar da filtrelize etmeye yarıyor da olsun. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tamamdır, pekala, o halde biraz daha tuzak yapalım. Savunmamızı güçlendirelim arkadaşlar. Evet, beşincisi elimde kalacak ve ben beşincisini gidip yerleştireceğim. Ya şimdi şu boşluklara yerleştirmek istiyorum ama inanın eğer çok zor. Hani Wilson gidip orada mala bağlıyor abi. Görüyor musun? Yerleştirmesinin imkanı ihtimali yok ya. Wilson şöyle yapsak. Abi yok gerçekten yani, imkanı ihtimali yok ya. Abi hiçbir güvenliği kalmıyor ki olayın. Oho, Wilson sen beni sakat ettin yalnız ya. Burada abi sakat oldum ben burada ya. Neyse, şuralara beşer tane yerleştirelim arkadaşlar. Ya bari hani ulan boş alana yerleştiriyoruz. Bari boş alanda sıkıntı çıkarma bir Wilson. Ya, yemin ederim ömür törpüsüsün ha. Wilson.
Ömür törpüsün abi. Abi bomboş alan var ya. Yerleştirsene o şuraya. Çocuğum. Onun bomboş alan var bak, beni deli etme. Abi hayvan gibi boşluk var. Nihayet 48. denememde yerleştirdim be. Abi şuraya. Oo, bu açıdan yerleştiriyor. Güzel. Ben bu açıda kalayım yerleştirirken. Aradaki boşluklara bak. Hayvan sağır o aradaki boşluğa. Hayvan hayvan. Abi beyin kanaması geçireceğim Wilson yüzünden ya. Şöyle miydi? Aynen, haritanın açısı böyleydi. Yerleştir yerleştir. Köşeye 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 yerleştir Wilson. Şu köşeye de yerleştir. Genelde buradan fazla gelmiyorlar ama bak, Allah aşkına şuraya bir tane ya, bir tane bak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayret. Gerçekten beni şaşırttın Wilson. Yani normalde beni orada kanser etmen gerekiyordu. Ah, ne oldu? Yine kelebek yakalamak sonraki zamanlara kaldı. Bak ben buradaki balları toplarım abi. Ben buradaki balları toplarım da arıların bana sokma ihtimali var. Girin kovanınıza. Benim arım olmasaydınız dayağı yemiştiniz, biliyorsunuz değil mi? Şuradaki samanlarımız da olgunlaşıyor. Abi azimli arı, yemin ederim azim yapmış ya. Hırs yapmış arı. Sokacağım! Sokacağım diye hırs yapmış ya. Böyle şartlamış kendini. Lan sen bizim balımızı aldın ya. Aman tanrım dedim. Ben sana sokacağım diye böyle. Aha bak, böyle sokacak arılar daha çıktı. Şunu da alayım bak, akşam olacak. Akşam olacak. Yormayın beni. Hadi şunu da alıp eve gitmek istiyorum. Hoba! Oh! Lan var ya, zırh mırh da takmıyorum. Benim yaptığım harbi boş delikanlılık lan. Zırh mırh da takmıyorum abi, yani yamultur yamultur. Üçü iğneyi bir koysa şerefsizim, yamulurum böyle. Ortada kalırım cart diye. Abi ne yapalım? Uyuyalım, ondan sonra da yemeğimizi yiyelim. Artık kelebek yakalayacağım. Zamanı geldi. So hungry mi? Aynen öyle olmuş kanka. Lan oğlum burada değildi. Şuradaydı, şuradaydı. Dur. Oh ba. Hoppa. Oh ba. Oh ba. Abi. Sebzeler mındar olacak. Şunları bir toplar mıyız? Sebzeler mındar olmadan şunları bir toplayalım ya. Bunların sağlıkları zaten uzun ömürlü bunlar. Hani hem nasıl yaptım hala hatırlamıyorum ha. Birazcık sebzelere yönelirim yani. Etli yemeğimiz çok abi. Birazcık sebzeli yemeklere yönelirim. Sıkıntıya gelmeyelim. Şimdi elimizden nelerimiz var? Patlıcanımız var. Bak ben patlıcan istiyorum abi. Patlıcan istediğim için de patlıcanı tohum yapacağım. Sizden bak, beşinizden kurabiye yapabilirim abi, tamam mı? Şöyle şu. Heh. Siz bir kurabiye olun abi. Yanılmıyorsam böyle kurabiye olmaları lazım. Bekle bir dakika. Ballı et çıkma ihtimali yok da şu şekilde de olabilir. Hani kurabiye olması için iki bal, bir tane de üstüne yemiş dikmem gerekebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir sistem de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Bu yüzden bekleyeceğim, bakalım hangisi normal olacak. Onlar pişe dursun, ben bir iki kelebek tutayım geleyim. Ben bir iki kelebek tutayım. Kelebek tutam. Oh be, arıyı almadığına o kadar sevindim ki. Hop. Wilson, Wilson. Abi kelebek pilis. Teşekkür ederim. Ah, şöyle bir bug var galiba. Şuradan kelebek fırlayacak birazdan sanırsam. Şöyle ilerliyorsun. Bak kelebek çıktı, tamam. Benim bahsettiğim yerden çıkmasa da. Geronimo. Kelebek, kelebek. Mini 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 kelebek. Tekrar yüksel. Bakalım sağda solda çıkan oldu mu? Olmadı. Pekala, ben 4 tane yakaladım. Daha yakalamaya devam ederim zaten de. Aa bak, bu şeker oldu. Görüyor musunuz? Bu beyin veriyor normalde. Yemezdim de bu şeker oldu. O yüzden ne yapacağız? Abi kalan dördüne insancıl muamele yapacağız. En fazla ne olabilir ki diye düşündüm. İyi ki bak, yarısını öyle yarısını böyle yapmamışım. Yamulurduk. Samimi söylüyorum, yamulurduk. Dragon Fruit yaparım senden. Efendime söyleyeyim. Sizden ne oluyordu ya? Senden ne oluyordu? Çok merak ediyorum. Şöyle bak, sana da şey taktiği uygulayacağım. Tamam mı? Bal kabağı taktiği uygulayacağım. Sana biraz onun tersini uyguladım ama.
Abi narı da ver. Havucu da ver. Şunu da ver. Baldırcanı da ver. Ne oldu abi? Mundar ettik. Tamam, üzüm oldu bu. Abi şunu koy. Ondan sonra bunu koy böyle. Bir de patlıcan koy. Bakalım ne olacak. Ondan sonracıma. Bu dragon fruit oldu. Şunda ne var? Bu boş. Ha, anladım. Bunu koy abi. Bunu koy abi. Bal koy. Havuç koy. Bakalım. Samet Usta'nın mutfağına hoş geldiniz. Hop. 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 Hoba. Hoba. Muhtemelen sebze yemeği olacak. Balı geri yerine koyabilir miyiz? Aynen, muhtemelen sebze yemeği olacak dedim. Zaten sebze yemeği oldu. Şunları da kullanalım abi bir. Hemen havuçtan da sebze yemeği yap. Abi zenginiz ya. Gerçekten var ya, şu an yiyecek açısından acayip zenginiz yani. Öyle böyle değil. Yani şurada et yemeğimiz duruyor. Şurada sebze yemeklerimiz duruyor. Tamam, aşağı yukarı elimizdeki tüm materyallerimizi kullandık. Bu geceyi de uyuyarak geçirelim. Bu arada kelebekleri şuraya koyalım. Benim yakın zamanda yeni bir bu yatak sisteminden yapmam gerekecek. Bu arada arkadaşlar, müsaadenizle ben bir kaydı kontrol edeyim. Kaçıncı dakikaya gelmişiz? 21 dakika olmuş. Aslında bakarsanız kaydı sonlandırabilirim. Ki sonlandırmak istiyorum. Evet arkadaşlar, ben müsaadenizle kaydı sonlandırayım. Daha sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak destek olmayı unutmayın lütfen. Tamam, o da pişti. Çıktım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.